Merhabalar, Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter kitabından yeni bir bölümle sizlerleyim. Kıyıyı kaybetmeyi göze almayan yeni okyanuslar keşfedemez. Sen değiştiğinde tepkilerin de kendiliğinden değişecektir. Tepkilerin değiştiğinde de doğal olarak deneyimlerin de değişecektir. Deneyimlerinin değişmesi kaderinin değişimidir aslında. Bunu göze aldığında, kendin için emek vermeye başladığında her şey su gibi kolayca akıp yatağını bulacaktır diyemiyorum sana. Açıkçası bu değişim süreci dikensiz bir gül bahçesidir diyemem. Bilakis dikenli bir gül bahçesinin içinden belki zaman zaman canın yanarak, tökezleyerek geçeceksin. Belki vazgeçme noktasına gelecek, eski mutsuz ama daha az yorucu hayatını kaldığı yerden yaşamayı bile düşüneceksin. Tanıdık bir mutsuzluk, yabancı bir mutluluktan daha güvenli gelebilir. İnsan bildiği cehennemi, bilmediği bir cennete tercih eder ya, sen de yeni sen ile tanışma sürecinde eski cehennemini arayacak olabilirsin. Tanıdık mutsuzluklar, aşina olduğun içe kapanıklıklar, hep aynı hayal kırıklığıyla biten ilişkiler, hazırlıklı olduğun ayrılıklar, parçalanmalar, bölünmeler, artık iyice ezberlediğin gözyaşları, hayata küsmeler, yeni olana kalbini kapamalar, bütün bunlar senin güvenli alanın. Bunlar ezberlediğin ve çokça deneyimlediğin için nasıl yaşayacağını, nasıl atlatacağını derinlemesine öğrendiğin konular. Dilin her ne kadar sonsuz mutluluk, gerçek aşk diye sayıklasa da içsel ritmin, içsel dinamiğin seni tanıdık olanı deneyimletmeye çağıracaktır. Koşulsuzca sevilmenin ve bir ilişkiyi korkusuzca yaşamanın, bitimsiz bir mutlulukla ve doyumla kendini tamamlamanın ne demek olduğunu bilmeyen ruhun, bilinmeze karşı seni korumak isteyecek, tanıdık mutsuzluğuna geri dönebilmen için elinden geleni yapacaktır. O yüzden bu çok ama çok önemli. Kitabın ilk bölümlerinde yeni bir sen için ilk adımını attın. Değişime razı oldun. Sözlerini ve düşüncelerini takibe aldın. Diline, zihnine, kalbine olumsuz hiçbir düşünce tohumunun düşmesine izin vermedin. Peki ya şimdi ne olacak? İkinci aşamada rotayı etrafındaki kalabalıklara çevirmek zorundasın. Mevlana diyor ki, ben bir denizim kendi içinde taşan. Ben bir denizim, uçsuz bucaksız, kıyısız, hür bir deniz. Bir sonraki bölüm. Hayatının kalitesi, hayatındaki insanların kalitesi kadardır. Adem'e Adem gerektir, Adem etsin Adem'i. Adem, Adem olamayınca Adem ne etsin Adem'i? Yani insana insan gerektir ki insanı insan yapsın. İnsan da insanlık olmayınca insan ne yapsın böyle insanı? Ziya Paşa. Ne güzel bir öğüt değil mi? Yanında insan varsa seni de insan yapar. Yanında insan yoksa sana ne faydası dokunsun? Tabii insan olmak kolay iş değil. Mevlana demiş ya, hayatın içinde her şey olabilirsin ama mühim olan hayatın içinde insan olabilmektir. Eğer çevrende böyle insanlar varsa sen de onlara benzersin. Yine eskiler der ki, eşkıya ile gezen eşkıya olur, evliya ile gezen evliya olur. Önceki bölümlerde senin değişiminden bahsettik. Şimdi de çevrene çevireceğiz rotayı. Ailen, akrabaların, dostların, arkadaşların, komşuların, tanıdıkların, ahbapların, selamlaştıkların, temas ettiklerin. Evet, etrafında da küçük gibi görünen geniş bir kalabalıklar topluluğu var ve onlar da yeni senin değişim sürecine dahiller. Bu yolculukta etrafındaki hiç kimseyi yok sayamayız, duymazdan gelemeyiz. Çünkü zaten sen onların ağzından çıkan her sözü işittin, aklına taktın, etkilendin ve onların sözlerine göre kendine şekil vermeye devam ettin. Dolayısıyla şimdiki sende onların da payı var. Sen değişirken etrafının aynı kalmasını bekleyemeyiz, onlar da değişmek zorunda. Sufiler terbiye sürecinden geçerlerken bir konunun üzerinde uzunca dururlar ve şöyle derler. Sen aslında sana söylenenlersin. Ben bu öğretinin üzerine gelişen çağın dinamiklerini de ekleyerek yeni bir bakış açısı daha getirdim. O da şöyle. Sana söylenenler artı senin kendine söylediklerin eşittir şimdiki sen. Bu iki öğreti üzerine durup etraflıca düşünelim derim. Kendini kendin hakkında dedikodu yaparken yakaladın mı hiç? Yakaladın.
Biliyorum. Ama üzerinde durmadın, görmezden geldin. Hatta bazen şakasını bile yaptın. Kendinle başkalarını eğlendirmeyi denedin. Aman canım, alıştık artık böyle yaşamaya. Yeriz çikolatayı, ağlar geçeriz. Akıllısı beni bulmaz, delisi peşimden ayrılmaz. Yapacak bir şey yok. Hayatı yalnız yaşamanın bir yolunu bulmak lazım artık. Kendin hakkında bu minvalde biraz şaka yollu, biraz gülüp eğlenmek ama biraz da sitem etmek için kurduğun nice cümlelerin var aslında. İçsel olarak yaydığın enerji şaka yollu gibi görünse de olumsuz ve karamsarken etrafındaki insanların da hakkında iç açıcı, motive edici, olumlu şeyler söylemelerini bekleyemezsin. Kendi sesin bile kulaklarını olumsuzluklarla doldururken başkalarından yapıcı sesler işitemezsin. O halde kendini değiştirirken etrafındaki insanları da değiştirmek zorundasın. Çünkü sen onlar için bir alışkanlıksın. Her ne kadar kendi değişimin için çabalıyor olsan da onlar hakkında şimdiye dek bildiklerini tekrarlamaya ve seni eski frekanslarına geri çekmeye devam edeceklerdir. Son zamanlarda neşesi yerine geldi ama özünde çok hassas, kırılgan ve bassız bir insan. Çok gülüyorsun ya, çok ağlamazsın inşallah. Keşke bu coşkulu halin hep devam etse ama hayat iniş ve çıkışlarla dolu maalesef. Fazla kaptırma kendini, sonra yine duvara toslarsın. Çok iyi kalplisin sen, çabuk üzülürsün. İyilere mutluluk haram, kötülerin dünyası. Aklın şeytanla çalışmaz senin, saf sevgi de karın doyurmaz, geçmiş olsun. Aptallık etme, gözünü aç, faka basma. Bütün bunlar ne kadar da iyi niyetle söylenmiş cümleler gibi görünseler de temelinde olumsuz ve karamsarlıklarla doludur. Bu söylemleri işitmeye devam ettikçe zihnini, kalbini ve dilini olumsuz düşüncelerden korumakta zorlanabilirsin. Tohumlar yine bir bir içine ekiliyor olacaktır. Bu yüzden az önce de söylediğim gibi çevreni değiştirmen çok ama çok önemli. Hayır, korkma. Hepsinin üstesinden nasıl geleceğini anlatıyor olacağım. Yine de kabul etmek gerekiyor ki arkadaşlarının ve etrafındaki bütün insanların sadece seninle ilgili değil, genel olarak sahip oldukları yaşam enerjilerinin kalitesi ister istemez senin yaşam enerjini de fazlasıyla etkiliyor. Ben Neyim adlı kitabımda bir uygulama vardı. Yeri gelmişken küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Sıkça görüştüğümüz 6 kişinin hayat enerjimizi belirlediğini anlatmıştım ve küçük bir alıştırma vermiştim. Eğer şimdiye kadar yapmadıysan hemen yapalım derim. Çünkü tam sırası. Sıklıkla görüştüğün 6 kişinin isimlerini bir kağıda alt alta sırala ve isimlerinin yanına hayat enerjilerinin notlarını ver. 1 ile 10 arasında bir puanlama yap. 10 puan enerjisi mükemmel demek, 1 puansa oldukça kötü ve karamsar bir enerji demek. Buna göre ismini yazdığın 6 kişiye kendince değerlendir ve enerjilerini puanla. Sonra sayıları topla ve 6'ya böl. Elde ettiğin sonuç senin hayat enerjinin değeridir. Bu çalışmayı uyguladığım her danışanım hem büyük şaşkınlıklar yaşadılar hem de değerli farkındalıklar edindiler. Çünkü kimse çevrelerindeki insanların enerjilerinin kendi hayatları üzerinde bu kadar etkili olabileceğini tahmin dahi etmiyordu. Çocukluğumdan kalan eski bir hikayeyi anlatmak isterim sana. Başlık: Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Her yıl düzenlenen en iyi buğday yarışmasını yine yıllardır olduğu gibi aynı çiftçi kazanmış. Köylüler bu sonuca iyice alışmışlar artık ama bir şeyi çok merak ediyorlarmış. Bu yüzden çiftçiye gidip işin sırrının ne olduğunu sormuşlar. Buğdaylarımın sırrı tohumlarımı komşularımla paylaşmamda demiş çiftçi. Nasıl yani demiş köylüler. Sen elindeki tohumları rakiplerine mi dağıtıyorsun yani? İyi ama bunu neden yapasın ki? Neden olmasın demiş çiftçi. Sizin bilmediğiniz bir şey var. Esen rüzgar olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle komşularımın kötü buğday yetiştirmesi demek benim ürünümün de değerini düşürür. Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek istiyorsam komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekir. O halde sen de kendine dönüp düşün bakalım. Etrafını iyileştirmek için kendinde neyi onarmak isterdin? Kendi kişisel devrimini başlatacak en değerli sorulardan biridir bu. Cevaplamak için acele etme lütfen. Bizim kültürümüzde bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bence kulak vermemiz gereken uyarıcı bir cümle bu. Atalarımız çevrenin ne kadar önemli olduğunun altını çizmiş. Eş, dost, arkadaş etkisinin önemine dikkat çekmişler.
Yıllardır verdiğim bireysel görüşmelerimde danışanlarıma hep bu noktada ciddi uyarılarda bulunmuşumdur. Ben sana işine yarayacak işlevsel önerilerde bulunabilirim, uygulamalar verebilirim, hayatında yeni başlangıçlar yapabilir, her şeyi yeniden inşa edebilirsin demişimdir. Lakin bir nokta var ki ıskaladığında inşa ettiğin bütün kıymetli güzellikler yerle bir olabilir. Emeğine saygı duymayan, enerjini aşağı çeken, sana sürekli olumsuzluklar aşılayan, zihnine ve kalbine kötümser tohumlar ekenler seni bu güzel yoldan alıkoyabilirler. Etrafında enerjini düşünen insanlar varsa değişim sürecini zora sokabilirler. Farkında bile olmadan enerjin sömürülebilir. Bu yüzden hazırlıklı olman, önlemlerini alman çok önemli. Aksi halde başladığın noktaya geri dönersin. Kendini yeniden inşa ederken etrafındakileri de baştan tasarlamalısın. Enerjini aşağı çekenlerle temasını kesmeli ya da azaltmalısın. Seni olumsuz etkilediğini düşündüğün kişilerden tamamen uzaklaşamıyorsan hamlelerine karşı hazırlıklı olmalı ve kendine olumsuz enerjileri bertaraf eden bir enerji kalkanı hazırlamalısın. Kimsenin karamsarlığı sana sirayet edememeli. Bunun yerine etrafındakileri daha yapıcı, pozitif, enerjik, olumlu düşünen, aktif, canlı, coşkulu insanlardan seçmelisin. Belki şimdi şöyle söylüyorsundur: ne güzel anlatıyorsunuz ama böyle insanları nereden bulacağız? İmkansız. Hayır, imkansız değil. Gayet mümkün. Sen samimi bir şekilde değişmeye başladığında coşku dolu insanlar yaydığın enerjiye çekiliyor olacaklar. Bunun için öncelikle niyet etmelisin. Coşku dolu, pozitif insanlarla buluşmaya niyet edip dua ederek işe koyulmalısın. Odağında bu tür insanların buluşma noktaları olmalı. Mesela olumlu düşüncelerin paylaşıldığı seminerlere ya da imza günlerine sıklıkla gitmelisin. Çünkü bu tür gruplarla buluşan insanlar genelde olumlu düşünmeye, pozitif olmaya ve gelişmeye önem veren, bunun için zaman ayıran, çaba gösteren insanlardır. Yaydığın frekansa karşılık gelen insanlarla tanışmalı, onlarla sohbet etmelisin. İnternet ve teknoloji sayesinde uzak yerlerdeki insanlar bile birbirlerine ulaşabiliyor, iletişim kurabiliyorlar. İnternete bir ilim arkadaşlığı ya da sufi dostluğu kurmak amacıyla kullanabilirsin. Sufi akademiyi kurma sebebim de buydu zaten. Olumlu düşünen, hayata güzel bakan ve sufi düşüncesini benimsemek ve ruhani yolculuğunda ilerlemek isteyen insanlarla buluşabilmeyi diledim. Çünkü bu amaçtaki insanlar maalesef çok değiller. Onları da bir araya getirmek istedim. Hem birlikte yeni öğretiler, yeni fikirler, yeni ilimler üzerinde çalışmak, hem de aynı frekanstaki güzel insanların birbirini tanımasına aracı olmak niyetindeydim. Niyetime göre hareket ettim. Ve şükürler olsun, güzel insanların buluşmasına vesile oluyoruz. Bir isimle başladığımız Sufi Akademi resmi olarak bir üniversite bünyesinde kuruldu ve artık Sufi Akademi olarak üniversite onaylı sertifikalı eğitimler veriyor, etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Üstelik sadece Türkiye'deki dostlarımızla değil, dünyanın dört bir yanındaki sufi düşüncesine merak sarmış insanlara da ulaşabiliyor, bir araya gelip sohbetler edebiliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da verdiğim seminere sadece Almanya'dan değil, Hollanda'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan ve İngiltere'den dostlar da katıldılar. Yakaladığımız enerjiyi, yaşadığımız atmosferi kelimelerle izah etmek benim için çok güç. Almanya'dan 2 hafta sonra Belçika'da yeni bir seminerde yine dünyanın dört bir yanından katılımcı ile bir araya gelerek değerli dostluklar kurduk, paylaşımlar yaptık. Hemen ardından Hollanda'da toplandık. Katılımcılar arasında kuvvetli bağlar oluşmaya başladı. Haftada bir kahve sohbetinde buluşup kendi aralarında konuşmalar ve çalışmalar yapmaya başladılar. Sadece bir kahve dahi içseler, birbirlerinin varlıklarından güç alıyor olduklarını görmek beni gururlandırıyor. Demem o ki çevrenin kendiliğinden değişmesini bekleme. Çorbada senin de tuzun bulunsun. İyiye ve güzele niyet ederek yola koyul. Kendini değiştirirken etrafındaki insanların da değişmesi için dua et ve bir adım at. Harekete geçmek niyetinin mayasıdır. Evren harekete geçeni kucaklar ve destekler. Yaradan çabalayanı sever, korur ve geliştirir. Bu yüzden hiçbir şeyin kendiliğinden düzelmesini bekleme. İstediğin bir değişiklik için önce niyet et, sonra adımını at. En uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Bunu unutma. En güzel dua hemen ardından harekete geçtiğimiz duadır. Bu tür dualara tasavvufta fiili dua denir. Buraya senin için boş bir sayfa bırakıyorum. Önce niyetini et, zihnine, kalbine ve diline olumlu sözler, olumlu fikirler ek. Niyetin için harekete geç, ne yapacağının listesini yap ve işinin takipçisi ol. Bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz de bir kağıda niyetlerini yazabilirler.
Sonra o niyet için nasıl harekete geçebilirimi de ayrı bir kağıda yazabilirler. Son bölümü buradan okuyayım ve bugünkü okumamızı bitirelim. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. İnsan gördüğü şeyi var eder. Çünkü bilinçaltı gördüğüne çabuk ikna olur. Sürekli gördüğü şeyi de bilinç düzeyinde hakikate dönüştürür. Ruhsal ve düşünsel açıdan baktığın şeye dönüşürsün bir süre sonra. Gördüğünü var etmeye başlıyor olacaksın. Bilinç düzeyinde izlediğin şeye dönüşeceksin. Çevrenin giyim tarzı, kültürü, düşünce şekli, yaşam biçimi, vizyonu, alışkanlıkları seni etkileyecektir. Hayata bakışını yeniden şekillendirecektir. Böylece bilincin yeniden kurgulanacak, yeni bir enerji düzeyinde yayın yapıyor olacaksın. Mevlana'nın şu sözüyle bitirelim. Kiminle gezdiğine, kiminle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Biraz bu konular üzerine düşünelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalbiniz temizse hikayeniz daima mutlu biter.